İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bir Kanal 64 gündem programıyla daha beraberiz. Bu akşam konuklarımız Gelecek Partisi'nden Hacim Uludağ İl Başkanı ve İl Başkan Yardımcısı Ömer Ergen'e. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ayhan Bey. İyi yayınlar Ayhan Bey. Buradan sizin aracılığınızla tüm Uşak halkına, izleyicilerinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Ben hiç vakit kaybetmeden konulara girmek isterim. Tabii tabii. Bu arada emniyet güçlerimizin 176. yıl dönümünü de kutlarız. Her zaman yanımızda olan emniyet güçlerimize defalarca teşekkür etsek azdır. Özellikle bugünkü geldiğimiz konumda da arkadaşlarımıza yardımcı olmak madında biraz daha işlerimizi kolaylaştıralım. Bu korona süreci çünkü çok zor durum. Şu anda bir stüdyodan yayın yaparken sosyal mesafemiz baya baya uzaktır. Bakmayın ekranda öyle birleşik görüldüğüne. Sözü tekrar Hacim Başkanıma vereceğim. Biz de 176 polislerimizin polis haftasını kutlarız. Onların sağlık, mutluluk içinde hayatlarına devam etmelerini, bu zor görevlerde Allah ayaklarına taş değirmemelerini Cenab-ı Allah'tan dilerim. Allah kolaylık versin. Bu koronada işleri kolay değil. Siz ne söylemek istersiniz Ömer Bey? Ben de bu yayınımız vesilesiyle tüm polis teşkilatımızın polisler haftasını kutluyorum. Görevleri gerçekten zor, işleri gerçekten zor. Bu anlamda biz Gelecek Partisi olarak tüm polis teşkilatımızın polis haftasını kutlarız. Siyaset nasıl gidiyor? Siyaset güzel gidiyor. Yoğun, meşakkatli. Allah yardım ediyor. Düzgünsen her konu kapılar açılıyor. İnsanlara doğru olursan, yüreğinden konuşursan, insanlar da size inanıyor. Bir de geçmişte yaptıklarınız bugün yapacaklarınıza bir kefil gibi oluyor. Evet. Ben Hacim Uludağ olarak veya Gelecek Partisi'ne geçerken de hocamın, Davut hocamı ileriden takip eden bir insan olaraktan doğru, düzgün, bir tane akçeli işi olmamış, bu vatana millete hizmet edeceğini bildiğim için ben de kendimi ona yakın hissederekten bu partiye, siyasete tekrardan döndüm. Ve burada Gelecek Partisi olarak Uşak'ta bir şeyleri başaracağımıza eminim. Arkadaşlarımızla tabii bu arada parti arkadaşlarım, teşkilat başkanım Ferhat Cücü, Kadın Kolları Başkanım Melek Hanım, Mali İşler Fatih Bey. Onlarla ağırlayacağız. Tek tek yönetimleri tanıtacağız. Ömer Bey bugün yanımda gerçekten çok yardımları oldu. İnsanlar belki dışarıdan bizi farklı görebilir ama biz gerçekten hem sahada olsun hem mali işlerde olsun çok titiz bir çalışma yapıyoruz. Her şeyimizi düzenli yapmaya çalışıyoruz. Yani bir de pandemi süreci değil mi başkanım? Evet, pandemi süreci de bizi olmasına rağmen gerçekten Gelecek Partisi olarak bugün geldiğimiz Uşak'ta geldiğimiz bir ses getirdiğimize de inanıyorum. Evet. Bugün 10 Nisan'da da Merkez İlçe Kongremizi Allah'ın izniyle yaptık.
hayırlara vesile olsun. Evet, Merkez İlçe Başkanımız Şenol. Şenol Erkoç, Erkoç Bey. Bey çok oldu. Değerli bir arkadaşımız. Mütevazi. Uşağın sevdiği bir insan. Şenol Bey, tanırsınız Şenol Bey'i. Reklam gibi olmasın, olmasın da. Evet. Yani Uşak'ta sevilen, sayılan bir insan. Tabii biz böyle bize değer veren, partimize değer veren, partimize vizyon katacak, çalışacak insanlara her zaman kapımız açık. Bizle çalışmak isteyen, buradan Uşaklılara da sesleniyorum. Gerçekten bizle çalışmak bir zevktir, bir ayrıcalıktır. Hepsini beklerim. Gelecek Partisi bu Uşak'a bir marka olacaktır. Her konuda işçisinin, köylüsünün, kentlisinin herkese yardımcı olacaktır. Herkesin derdine derman olacaktır. Biz buna inanıyoruz. Evet, biz inanıyoruz. Ve burada gereken çalışmalarımızı da ona göre yapıyoruz. Ayrıca ilçe başkanlarımızı da atadık değil mi? Tabii, tabii, tabii. Bu arada 6 ilçemiz olmasına rağmen merkez ilçe, Banaz, Sivaslı ve Eşme'yi atamış atadık. Evet. Yani yetkilendirdik. 2 tane ilçemiz kaldı. Onlarla da dirsek temasımız devam etmekte. Bugün yarın haberini veririz inşallah. Allah yardımcımız olsun. Bu pandemi dönemi herkes için zor. Gerçekten zor. Ya ben buradan bir daha Uşaklılara seslenmek istiyorum. Arkadaşlar, gerçekten mesafelerimize dikkat edelim. Hijyen konularına dikkat edelim. Ben bundan bugüne kadar girdiğim ortamlardan mesafemi, hijyenimi, maskemi hiç çıkarmamış bir insan olaraktan Allah'a şükür bugüne kadar bir şeye yakalanmadım. Bu sosyal mesafe ve sosyal bu mesafeye çok uyunca. Evet, ben buna inanan bir insanım. Başkanım, bu şimdi, aynı zamanda diğer vatandaşlarımızın ve insanların hayatını da korumak tabii, anlamında tabii, önemli. Tabii tabii, ben halkımızı, insanları korumaya adamış bir insanım zaten. Şimdi bazı yorumlar gelmiş de Ferhat Bey, biz doğrusunu yazdık da ekranda belki senin telefonda sıkıntı olabilir öyle. Şimdi kontrol ettim de yalnız Hacı Mulu'da. Ben orada bir Gelecek Partisi'nde bir kısaltma oldu da yalnız isim doğru. Bu arada teşekkür ederiz uyarın aynen, için. Teşekkür aynen. Ederiz. Ferhat Başkanımız yani, çok Ferhat başkanımıza. Dikkatli ve titiz Ferhat bir başkanımız. Bey, teşkilat başkanı. Teşkilat başkanı. Yani nasıl söyleyeyim, siyasete burada başlayan bir insan. Biz ona bir değer vererekten Gençlik Politikalar Başkanı yaptık ilk geldiğimde. Ve bu arada bir başarı gençleri partimize kazandırdı. Bir çalışmasıyla kendine bir yön verdi. Biz de teşkilat başkanlığını verdik ona. Orayı da yapabileceğine. Bugüne kadar da başarıyla sürdürüyoruz. Aynı çatı altında fikirlerimiz içeride ne olsun olsun dışarıda hiçbir yere belli etmiyoruz. Yani hızlı çalışıyoruz. Şimdi, Hacim Bey, öncelikle partinin tüzüğünden bir iki not sorayım. Buyurun. Parti tüzüğünüz nedir? Ne vaat ediyor insanlara? Bizim neler var parti tüzüğünün içerisinde? Parti programımızı desek 5 altın kuralımız var bizim. 5 altın kural. Yani bu Gelecek Partisi'nin bu halka, insanlara vereceği 5 altın kural. Üstüne basarak söylüyorum. Bir, insan onuru. Yani parti rant menfaati olmadan insan ve insan onurunu ve insan duasını siyasetin odağında alması ve benimsemesi. Aynen. Çok önemli. Bizim partimizin Ayhan Bey başkanım özür evet, dilerim. Evet tabii buyurun. Bizim partimizin en önemli, bana göre en değer verdiğim ilkelerimizden biri insan onurunu siyasetin odağına alıyor olması. İnsanımızın, kusura bakmayın, hak ettiği saygıyı, sevgiyi, refahı görmesini istiyoruz biz. İlk hedefimiz bu. İlk altın kurulu. Burada hemen devreye gireceğim. Buyurun. Şu andaki görünüşte sizin gözünüzde siyaset ne durumda? Siyaset, halk şöyle söyleyeyim. Hani insan onuru dediniz ya. Evet, bence siyaset burada biraz menfaat ve menfaat ve rant üzerine kurulmuş gibi. Ama biz bunu yıkmak için buradayız. Gerçekten söylüyorum. Hocamın, Sayın Davutoğlu'nun söylemlerine de bakarsanız zaten bizim Akçeli, rant, kendi akrabamızı kayırıcı bir şeyle gelmedik buralara. Bu görevi de almadık yani.
Kendimiz menfaatimizi düşünerek de gelmedik. Bu millet için geldik. Bu millet için siyaset yapıyoruz biz burada. Gerçekten insanlara nasıl yardımcı olabiliriz? Yarınlara ne bırakabiliriz? Bunun peşindeyim. Hatta başkanım, değerli başkanım, bu vesileyle güzel, özlü bir söz de var. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Yaşasın. Devlet yaşasın. Evet. Bizim siyasetimizin odağı, temeli insan onuru, insan onurunu, saygınlığını. Birinci maddesi bu. Evet. İkinci, yaşanılır bir çevre ve bir doğa. Zaten partimizin kuruluşundaki ablemimiz de ne bizim? Çınar. Çınar demek ne demek? Ömür boyu demek. Çınar ömrü uzundur. Yaprak çınar yapar. Ama evet, yine yeşerir. Hiçbir zaman biz çınardan aldık ama. Hocamızın, hatta Sayın Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu'nun çok güzel, hoşuma giden bir sözü var. Diyor ki biz çınar ağacını Türkiye'nin dört bir yerine dikeceğiz. Ve yeşillik, doğa, biz bunlardan esinlenerek ablemimizi oluşturduk. Artı bir de gençlerin, gelecek neslin hakkıdır doğa ve çevre bilinci. Bu anlamda partimizin çevre ve şehircilik politikaları bunun üzerine kurulu. Evet. Üçüncü maddemiz ne? Siyasi vesayetten uzak. Yani vesayetten uzak bütüncül bir kamu düzeni. Kurumlardaki şeffaf. Hani vesayetler var, baskı evet, olmadan insanların kendi iradesiyle yapabilmesi. Evet. Anlatalım. Dördüncü maddemiz adalet. Yani böyle kısadan gidiyoruz, evet, özet olarak gidiyoruz. Bunların açılımı vardır. Tabii. Adalete dayalı, bağımsız ve tarafsız bir yargı. Bugün yargıdan herkesin bir canı yanmış durumda. Yargının bağımsız olması, kendi kendine karar vermesini istiyoruz yani. Hukukun düzene bağımsız olması gerekiyor. Olması gerekiyor. Evet. Beşinci maddemiz. Ve sonra siyasi ahlak ilkelerine dayalı bir siyaset. Siyaset ahlaklı olmalı. Ne olursa olsun. Aynen öyle. Şu andaki siyaset, en başta onu sormuştum. Şu anki siyaset, yani şeffaflık yok. Ehliyet yok. Liyakat yok. Biz bunları yapmak için buradayız. Gerçekten şu an, yani nasıl söyleyeyim, ahlak sıfır diyecek kadar var yani. Bugün birbirine atıfta bulunan siyasi partiler, bugün bakıyoruz ki kol kola. Ben buna anlam veremiyorum. Ben siyaseti kendimde kimseyi kırmadan, kimseye ahlak vurmadan yapmak istiyorum. Yani bunu burada belirtmek istiyorum yani. Kimse de kimsenin yani ahlakı durumlarına inmemeli. Siyaset ne için yapılma? Ülke için yapılma. Yani ülkemiz nasıl kalkınır? İstihdam nasıl olur? İşsizlik nasıl önlenir? Biz bunları çalışacağımız ha. Kalkıyoruz. O bunu dedi, şu bunu dedi. Ya ayaklar altına indiriyor siyaset. Aynen öyle. Burada şunu soruyorum. Yolsuzlukla mücadele de bu evet, anlamda çok çok önemli bir konu. Yani siyasi ahlak ilkeleri üzerine başkanımızın bahsettiği şeffaflık, liyakat, ehliyet, bunlar olduğu takdirde yolsuzlukla mücadelede de etkin bir tavır ve tutum evet, sergiler partiler. Bu çok çok önemli bir konu. Başkanımız çok güzel bir konuya temas etti burada. Şeffaflık siyasetin olmazsa olmaz ilkesi, hesap verebilirlik. Biz, bugün kurumların hesap verebilirliği yüksekse Sayın Başkanım, o zaman ülke daha ülke kaynakları. İlk önce insanlar bir de kendisinden başlamalı. Mesela biz burada Gelecek Partisi olarak Ömer Başkanım sağ olsun çalışmalarından dolayı tekrardan burada da herkesin önünde çok teşekkür ediyorum. Genel merkezimizin de bize mali müşavirimiz geldiğinde her şeyimizin düzenli olduğu, yardımların ve nereye gidenlerin her şeyin kayıt altında olduğu. Biz yani, ilk önce düzgün olmalıyız ki biz örnek olmalıyız. Evet. Mustafa Bey, biz doğrusunu yazdık da siz belki telefondan karışık okuyabilirsiniz. Hacim Uludağ yazıyor bizim ekranlarda. Düzeltmeyi yaptınız mı? Düzeltmeyi yaptık. Bir mesaj daha düşmüş. Ama
biz gerekeni yaptık yani. Benim isim biraz şey mi geldi insanlara? Hacım başkanımız çok seviliyor. Hacım, hata kabul etmiyor. Hacım. Bu arada hacim ne demek? Hacim biliyorsunuz yani bir yerin kapladık. Güzel bir soru. Hacim, güzel bir cevaptı. Benim buradan gelme değil tabii ki. Bizim burada Hacim köyü vardır. Bilir misiniz? Bilmiyorum. Ayhan Bey. Sivas'a bağlıdır. Ha, biliyorum. Hacim ben Sultan. Orada Hacim Sultan vardır. Tatluklardan gelme. Çok ermiş bir insandır. İşte çocuğu olmayan veya ölenler buraya adak yapılır. Benim de kardeşlerim vefat edince Allah rahmet eylesin. Tabii küçük ölmüşler hemen. Babam gilde işte oraya bağlıyorlar. Uzatmayalım. İşte biz de olunca hacım olsun diyor dedem. Öylelikle hacım olmuş ya. Başka bir şeysi yok. Ama okulda çok şeyleri oldu. Hacim konusu geçince kimya dersinde, matematikte ben ayağa kalkardım filan. Sana demiyorum derdi hoca. Şimdi şunu sormak istiyorum. Sokakları siz de dolaşıyorsunuz. Ben her gün sokaklardayım zaten. Vatandaşın şeyi nasıl? Tepkisi size karşı yani Gelecek Partisi'nden bir kurtarıcı gibi mi görüyorlar? İster istemez 100 tanesine sorsanız beğenmeyenler çıkacaktır. Tabii, bu tabii. Her toplumda olan şeydir. Ama siz neyle karşılaşıyorsunuz? Biz sadece yayın yasaklarından sıkıntılıyız. Davut hocamın fazla görünmemesinden. Ama şu anda bayağı bir televizyonda gözüküyor. Yok, gözükmüyor. Bence sadece birkaç televizyon, isim vermeyeyim. Sıkıntı olmasın. Ama çıkmaya başladığında dinleyenler Davut hocama yeni yeni hak veriyorlar ve oyumuzu Davut hocaya vereceğiz demeye başladılar. Sokakta bu ses geliyor. Ben bunu hissediyorum artık. Anladım. Yani ilk günkünden şu anda fark daha fazlalaştı. Yani %30 bir artış var yani. Dinlendikçe insanlar hocamı, bizleri anlattıkça ne yapabileceğimizi ve düzgün insanları gördükçe insanların güveni daha çok artıyor. Biz geldiğimizde biliyor ki insanlar aç kalmayacak. İşsiz kalmayacak. Biz istihdam yapacağız kardeşim. Ve açık ve net söylüyorum. Biz hocamızın yolundan gidiyoruz. Biz de burada bizi de bilen bilir. Biz ne kadar istihdamı arttırırsak, üretimi arttırırsak o kadar işsiz olur bu memleket. Evet. Tamam. Bu gerçek. Şeyde Ramazan ayı da geldi. Tabii. Aynen. Şimdi her partiye sorduğum bir soru vardır. Buyurun. Uşak'ta kendinizi nerede görüyorsunuz? Uşak şartlarına göre, Türkiye şartları değil de Uşak şartlarına göre. Çünkü Uşak çok karışık bir yerdir. Kemik oyu olan bir parti vardır. Mesela onunla çok övünür. Bazı zihinler vardır. Bunun yanı sıra özellikle şunu sorayım. Gelecek Partisi'nin Uşak'taki kadrosu sayısı yüzlerin üzerinde mi veya altında mı? Yüzlerin üzerinde. Tabi bu arada üye kayıtlarımız da devam ediyor şu anda. Evet. Ramazan ayında tabi çalışmalarımız biraz kısıtlı olacak gibi. Pandemiden dolayı biraz kapanacak herhalde. Salı günü bilim kurulu karar verecek. Yarın karar verecekler de salı günü bakacağız artık. Yarın. Salı günü dediler. Benim kabine toplantısı. Kabine toplantısı. Tabii bilim kurulu yarın görüşecek. Kabinede açıklanacak. Evet. Evet. Peki sizin görüşünüz ne? Gerçi önceden bir fısıldı gazetesi yaydı böyle bir Ramazan'da 15 gün 20 gün kapatacağız diye. Bence kapanması doğru. Ayhan Bey isterseniz bu hastalık bitecekse başkanım önce sorunuza şeyden başlasın. Kendimizi nereden görüyoruz? Evet. Evet. Ondan sonra kendimizi iyi bir yerde görüyoruz Uşak'ta. Uşak'ta bazı başarılı olup belediyeyi bile almaya talibiz. Ve belediyenin ne yapılması gerektiğini, neler yapılması gerektiğini bilen insanlarız. Genel merkezimiz zaten şehircilik açısından çalışmalarına devam ediyor. Neler yapılması gerektiğini biliyor. Biz de buradaki Uşak'taki eksiklerin neler olduğunu az çok biliyoruz hepimiz. Biliyorsunuz. Kimin çalışmadığını,
şey insanların belediye başkanı. Yani buraya hak etmeden gelen insanların da olduğunu düşünüyorum kendi çapımda. Neden? Bugün %38 bir faiz artışı olan bir belediyenin 2019'da yeni gelen bir belediyenin %30. Bu arada belediyeyi de takip ediyorsunuz yani. Tabii %38 bir faiz ödeyen bir belediyenin evet, başarılı olacağına inanmıyorum. Burada yani enteresan bir şey. Yeni kurulmuş bir partinin böyle belediyeyi uzaktan dahi olsa sayı olarak takip etmesi güzel bir olaydır. Alım satımların sorularak alınmasını, yani bir yerlerden alınmasını istemiyorum. Biz parti olarak da gelsek bizim partimizden alınmasın kardeşim. Benim param oradaki para. Neden sorulmuyor 5-6 yere de alınmıyor? Bu benim senin para. Çocuklarımızın rızkıdır. Neden partili insanlardan alınıyor? Faiz yükü. Evet. Faiz yükü önemli bir. Tabii faiz yükü çok önemli bir şey. Burada faizlere yansıyor. Biz ödeyemeyiz ki o zaman bunu. Biz borcumuzu nasıl kapatacağız? Yani Uşak halkı faiz yükü altında ciddi. Ben sokakta geziyorum. Taşlardan düşen teyzeler, çocuklar haddi hesabı yok. Belediye başkanı herhalde caddelerde gezmiyor. Çok şikayet alıyorum o konuda. Siz de belki geziyorsunuzdur caddelerde. Ben çok şikayet alıyorum. Şimdi bizler çok şey görüyoruz da bütün basın olarak. Tabii bunları dile getirmek sizlerin. Sizlerin görevi, siz siyasetçilerin görevleri. Siz siyasetçiler belediyeyi çalıştırırsınız veya iktidar partisini veya muhalefet partisini. Bu sizin göreviniz. Biz bu görevlerimizi sadece gazetecinin yapacağı tek bir şey vardır. Olayı gündeme getirmektir. Bunun arkasında durmak siyasetçilerin. Evet, Ayhan Bey biz de zaten bunları getireceğiz. Ama bizim şu şartlarda yeni kurulan bir parti olduğumuzdan biz çalışmalarımız çok hızlı olması gerekiyordu. Teşkilatlanma üzerine. Biz bir biliyorsunuz bir il başkanlığı değişimi oldu. Bu süreçte biraz daha çalışmamız gerekti. Sıfır bir partiyiz yani. Onu soracağım. O süreç size bir zarar verdi mi Uşak'ta? Verdi. Biz yeni yeni tekrardan toplanıyoruz yani. Yani bir il başkanı değişikliğinde tabii. Bir zarara uğradık diyorsunuz. Ama biz karla kapattık onu. Yani başarıyla kapattık yani. Anladım. Başarıya yürüdük yani. Evet. Şimdi konumuz yani konu konuyu açıyor da Ömer Bey burada ekonomik olarak nasıl görüyorsunuz Uşak'taki durumu? Yani vatandaşın ekonomisi nedir bundan? Şimdi Ayhan Bey ekonomiye Uşak bağlamında tabii bakmak ayrı bir husus. Şimdi genel Türkiye anlamında bağlamında bakmak ayrı bir husus. Ben genel ekonomik konjonktürün Uşak gibi gelir düzeyi diğer bazı illerimize göre daha düşük olan bir ilimizin daha çok etkileneceğine inanıyorum. Tabii buradaki ekonomik etkiler pandemi münasebetiyle gelinmiş gibi bir algı oluşturuluyor. Evet. Fakat Avrupa ve diğer gelişmiş ülkeleri takip ettiğimizde bunlar inanılmaz destekte bulundular. Esnafların olsun, çiftçilerin olsun, işçilerin olsun çok ciddi desteklerde bulundular. Benim burada en çok böyle hoşuma gitmeyen konu biz yeterince esnafın yanında destek verebildik mi, veremedik mi konusunda hala verdik gibi bir ibarenin kullanılıyor olması mevcutlar tarafından. Bu beni çok rahatsız ediyor. Esnaf desteğinin pek yani çoğu kişilerin alamadığı söyleniyor. Evet. Yani almak vardır. Bir de yani bu miktarsal konular çok farklı bir boyut kazandırır konumuza. Şimdi peki bu arada bir şey söyleyeceğim. Önceki destekte mesela küçük şehirlerde 500 lira gibi bir rakam vardı. Kira desteği. Evet, kira desteği. Hibe desteği. 1 lira. Ya şöyle. Şimdi şunu soracağım. Bir esnafın yani bu kadar mı gideri? Ya bu kadar değil. Kirasına bugün kiraları biliyorsunuz. Kiracı beklemez. Ev sahibi. Kira. Yani Ayhan Bey burada başkanım çok özür dilerim. Yok. Ayhan Bey burada ince bir dokunuş yaptı. Gerçekten
Çok komik desteklerle yaralar sarılmaya çalışılıyor da. Tabii esnafımız da, çiftçimiz de, işçimiz de, hepsi de, emeklimiz de bunun farkında. Bu desteklerin yetersiz olduğunun farkında. Gereken desteği alamadıklarının farkında. Tabii Türk paramızda ekonomik sorunumuzla ilgili ciddi bir değer kaybı oldu. Özellikle bu Merkez Bankası değişikliğinin gece yarısı yapılması. Operasyon. Yani bu tarz şeyler Dolarların ekonomimizde ciddi. dolarlara gece operasyonları. Aynen öyle başkanım. Yani bu Yani ciddi bir bunlar büyük kayıptır yani memleket için. ciddi bir sorun Bir bu. de hükümet bence şeysiz yakalandı. Sorumsuzca bir ilerleme vardı hükümette. Bu korona da onları tam şeyde yakaladı yani. Aynen öyle başkanım. Koronada peki siz olsaydınız ne yapardınız? Güzel bir soru. İşte tam sorulması gereken soru bu Ayhan Bey. Başkanım özür dilerim Tabii ama buyurun sesini konuya bırakın. burada girmek istiyorum. Tabii maliyeci olarak. Şimdi burada öncelikle mevcut rezervlerimizin herkes farkında. Yani tüm kamuoyu şu an sosyal medya olsun, sosyal mecralarda artık bilgiler çok hızlı dolaşıyor. Bu hızlı bürokrat değiştirme kararnameyle işte bürokratların hızla değiştiği bir sistemde ekonomimizin rezervlerimizin nasıl eritildiği, hızlı bir şekilde hazine ve Merkez Bankası rezervlerinin nasıl eritildiğini herkes biliyor. Bu hatalar yapılmamış olsaydı ki biz iktidara geldiğimiz takdirde bu güven tesisiyle birlikte böyle sorunları kesinlikle şey yapacağız. Yani mevcut paramızın muhafazası konusunda gerekli ilke ve ekonomik kural setini uygulayacağız. Zaten bunları yaptığımız takdirde desteklemek için gereken rezerv, gereken miktar o kadar yüksek değil Ayhan Bey. Yani 100 milyar TL destek yapılacak denildi. Bunun sadece 10-15 milyar arası ilk etapta o esnaf %15'i dediğiniz gibi. pakette 10-15 milyar TL'si yapıldı. Bunun 90 milyar TL'si nerede? Yani 100 milyar TL'lik bir destek bile yapılmadı. Bu yapılmadı mı? Hayır. 10-15 milyar TL'lik bir destek yapıldı. Tabii daha almadı destek almayan Yani insanlar. bu açıklanan paket çok düşük bir paket değil mi başkanım? Bence Çok de çok düşük bir düşük paket. paket. Ülkenin bu kadar Bakın parası var yani bunu yapabilirlerdi. Ömer Bey bitirsin. Ben hocamın da bir anısını anlatıvereyim yani. Bize anlattığını ilk başkanları toplantısında bu merkez başkanı değişeceğinde hocam karşı çıkmış bu gelenlere Berat Bey gibi. Demiş ki damattan olmaz. Ne yapıyorsunuz? Şu yani bu vatandaşı yapalım. Benim demiş hiç tanıdığım değil ama bu insan buraya vakıf olur. Bak bu memleketin şeyisi var üzerimizde demiş yani. Bir obalı var. Odada kavga etmişler birbirine. Yani bağırışmış yani böyle. Şey, Dış, onu bilemeyiz onlar duyun yani. Hayır o başkanım. kendi ağzından duyduğum şey. Demek ki o zaman bir yapılmış olsaydı bu hatalar olmayabilirdi yani. Şimdi Uşak'taki politikanız nasıl olacak? Hangi konudaki politikalarımız başkanım? Parti olarak yani Uşak'taki bir programınız vardır insanlara Şimdi genel yönelik. merkezin belirlemiş olduğu programa uygun zaten o program bizim fihristemiz, politikalarımız onlar. Orada da hacım başkanımız zaten genel hatlarıyla saymış oldu. Yolsuzluklarla mücadeleye devam edeceğiz. Bu bir kesin. Uşak'ta böyle bir şey var mı? Tabii her yerde var yani. Tabii çalışmalarımızı yapıyoruz. Yani onlar belki bizi Hacım Bey, boş siz, kırıyordur. Hacım Bey'de baya baya cevherler var ileriki günlerde. Cevher derken yani söylenilmesi gereken konulara söyleyeceğini düşünüyorum. Sevgili seyirciler, siz de bu arada sorularınızı da sorabilirsiniz. Şimdi biz bu vatan, bu memleketin çocuğuyuz. Biz burada büyüdük. Vatan sevgisiyle büyüdük, bayrak sevgisiyle büyüdük, Atatürk sevgisiyle büyüdük, Atatürk ilkelerine bağlı olarak büyüdük. Ya bu arada dinimize de bağlı bir aileden gelerekten O konuya yetiştik. geleceğim. Gelecek Partisi dini konuda nasıl görüyor? Mesela sağ, sol veya Bizim orta. Biz için onlardan değiliz. işte oraya geliyoruz işte. Hani Atatürk'ün laik
Lige'ye geliyoruz. Yani biz hani bildiğim kadarıyla Ankara'daki kurucu üyelerinizde gayrimüslim insanlar da var. Tabii biz herkese açık bir partiyiz. Gayrimeşru demeyelim de. Gayrimüslim. Müslüm. Gayrimüslim. Gayrimüslim yanlış dedi. Anladım da kusura bakmayın. Biz gerçekten güzel bir partiyiz. Herkese açığız biz. Biz ikileştirmeyi bitirmek için geldik bir de. Bu ülkede artık ikileşmenin bitmesi gerekiyor. Açık açık toplantı, birisi bir şey söylüyorsa çağrılıp konuşularak halledilmesi gerektiğine inanan insanlarız. Mesela siyasette alt tabaka insanların da görev alması gerekir. Söz sahibi olması gerekir. Şimdi orada şöyle bir şey var Hacım Bey. Yani siyasetçilere bakıyoruz. Doktor, avukat. Evet. Mühendis. Aynen. Yani adam çiftçi. Eğitimini tamamlamış. Mesela örnek veriyorum. Şimdi ben emekliyim. Buradan gireyim. Aynı zamanda çalışıyorum. Bir firmanın uşak sorumlusuyum. Aynı zamanda çiftçilikle de uğraşıyorum. Bağım gidiyormuş, ekiyordum da bu sene ekmiyorum artık. Çünkü uğraşamıyorum bazı işlerden dolayı. Ama kazanmıyor da yani. Hani işçi köylü kazanmıyor. Ben yalan söylemiyorum. Kazanmıyor abi. Yani benim istediğim kazanç olmuyor. Yani. Bir yıl emek veriyorsun. 10 lira parayla ben ne yapabilirim abi? Bir yılda kazandığım para bu. 10 bin lira. 10 bin lira. 80 dönüm yer ektiğim zaman kazandığım para. Çünkü biz eskiden nohutumuz para ederdi. Ektiğimizde olurdu. Artık iklim şartları da bizi bazı şeylere zorladı. İklim şartları da kazançlarımızı düşürdü. Verimlerimiz düşük. Köylünün verimleri de düşük şu anda. Ama buna biz 5 yıl... Ama Ömer Başkan, köylü... 6 yıl aynı buğday para, arpayı biz 650 kuruşa sattık abi. Ama köylüler pek halinden memnun. Öyle görünüyor. Değiller başkanım bence. Ya. Çalışıyorlar. Kendi yağında kavruluyorlar aslında. Farkında değiller her şeylerin gittiğini. Yok, bazıları. Başkanım çok iyi farkında köylümüz de. Gerçekten çok büyük zararlar görüyorlar. Şu gün, bugün lafını kesiyorum. Yok, ben bir paylaşım yaptım. Hala bazı köylü arkadaşlarımız nasıl söyleyeyim, bir şey söylemek istemiyorum. Başka yerlere çekiliyor. O, mesela bir ayda 3 sefer yeme zam gelmiş. Ya. Ve ben bunu araştırarak yazdım oraya. Ama bazıları diyor ki tarımda diyor kooperatifinde 97 lira. Ben dedim ki bir tır alayım. Eğer o şartlardaysa, proteindeyse ben köylüye dağıtayım dedim. 97 liraysa senin dediğin o yem. Evet. Doğru mu? Ama niye şey yapıyorsunuz? Peki siz bunu araştırdınız mı? Tabii araştırarak yazıyorum. İşin aslı var mı? Tabii var. 97 liradan. Yok öyle bir şey yok. Sadece orada şey olmak için, bazı yerlere yaranmak için yazmış adam ya. Yani. Araştırdım yani. En düşük 130 lira, 120 lira yem. Bu arada eskileri de takip etmek lazım. Tabii takip atalar, ediyoruz ya. Atalar eskiden hazır yemi vardı da veriyorlardı. Bunları da takip etmek lazım. Birazcık da çiftçi de moderne kaçtı. Hazır. O yemleri kendisi yazın hazırlardı. Hazırlıyor. Yine de yapıyor. Çünkü... Bakın şimdi benim işin içinde olan bir insan olarak söylüyorum. Bazı arkadaş, köylü kardeşlerim var. Yazın kendileri biçip ot kurutaraktan besliyorlar hayvanlarını. Yani nereden kâr edebileceklerine bakıyorlar artık. Çünkü küspe çok para, silaj çok para. Yani onları yedirmeye kalksa süt düşük, karşılamıyor. Yani şu anda gerçekten zor durumdalar. Ben hani iyi olmasını isterim ülkenin. Keşke herkes daha iyi olsa. Kazançları insan huzurlu şekilde yapsalar, severek yapsalar insanlar yaptığı işi. Şimdi şunu söyleyeceğim. Buradaki özellikle konuştuğumuz bugünkü gündemimiz partinin kuruluşu. Evet. Dün de şeyi yaptınız. Merkez ilçe evet. Seçimini Allah yaptınız. Şükürler olsun. Bunun devamında Ulubey, Eşme, diğer ilçelerde ne durumdayız? Banaz'da kurulduk. Kurulma oldu.
Sivaslı'da bugün yarın şeyden, seçim kurulundan haber bekliyoruz. Eşme çalışmaları hızlı gidiyor. Bir tek Karallı'yla Ulubey ilçemiz kaldı. Karallı'da da bir dirsek temasımız var. Ulubey'de de bir arkadaşımızla bir görüşmem oldu. Bir daha bugün yarın bir daha görüşeceğim. İyi bir arkadaş, uğraşıyorum. O olursa çok memnun olacağım ondan. Yani kadroyu Uşak'ta tamamıyla anladığım kadarıyla kurulacak. Evet, il kongremize hazırlanacağız. Bazı partiler var burada. Halen daha eşme teşkilatını kuramamış. Ama diğer illerde teşkilatlarını kurmuş, seçime girmeye hak kazanmışlar. Bazı ilçelerde halen daha teşkilatlanmayı kuramamışlar. Buradaki sizin görüşmeleriniz, ayrıca bildiğim kadarıyla da iki tane yeriniz hazır gibi. Hazır. Hemen işte Ramazan girdi. Bir de bu pandemiden dolayı biraz onun için üyeler yapıyoruz. O hemen bir gününü alsak onu da yapabiliriz kongresini. Onu da Allah nasip ederse yani inşallah. Bugün Ömer Başkan'la biz ziyaret edeceğiz zaten ilçe başkanlarımıza. Şimdi Serhat Bey şu soruyu sormuş. Ülke için, ekonomi için politikaları nedir? İl başkanım yardımcısı sormanızı istiyorum. Ömer Bey, bu soru size. Ülke için politikanız nedir? Şimdi tabii bu soru çok kapsamlı bir soru Ayhan Bey. Burada dış politikadan tutun ekonomiye, iç politikalara, kadın haklarına, üretime, yani çok ayrıntılı bir soru. Ben özetle 3-5 alanda bu soruya cevap vermek istiyorum. Birincisi dış politikada. Biz dış politikada Atatürk'ün de çok iyi bir bize bıraktığı ilke, miras var. Yurtta sulh, cihanda sulh. Yurtta sulh ve cihanda sulh olduğu takdirde dış politikada herhangi bir sorun yaşamayız. Zaten dış politikanın ekonomiye etkilerini bu soruyu soran arkadaşımız mutlaka test etmiştir, görüyordur. Dış politikadaki hataların ülkeye ne kadar sıkıntıya mal olduğunu herkes çok çok iyi biliyor. Yani dış politikadaki bizim ilkemiz, düsturumuz sıfır sorun. Sıfır Ahmet sorun. Hocam evet. Burada gireyim. Ahmet Hocam gidelim. Bu sorunlarla karşılaşıyoruz. Evet. Farkındayız. Evet. Ömer tabii. Ahmet 8 Başkanım. Yıllık bir Dışişleri Bakanlığı. O sırada evet. Bir kimseyle bir şeyimiz kesinlikle. Yoktu. Kesinlikle. Sıfır sorun. Araştırabiliriz. Sıfır sorun. Evet. Sıfır sorunlu. Bizim dış politikamız. Sorusunun dış politika kısmına bu şekilde sıfır sorun ve Atatürk'ün bize miras bıraktığı yurtta sulh, cihanda sulh. Bu dış politika. Bu dış politikamız. Ekonomi olarak. Ekonomik olarak biz tabii ekonomik yapımız bizim karma sistem. Yani devlet ve özel sektörün iç içe olduğu bir yapı olduğu için tabii bunu tamamen işte kamu kısmının ekonomideki rolü artı özel sektörün ekonomideki rolü diye ayırıp farklı farklı analiz etmek gerekir ama ben genel olarak ekonomik politikamızın güven, devlet kurumlarına özellikle itibar oluşması için ekonomide en önemli ilke güvendir. Güveni tesis edebilmek için de kurumsal çalışmak lazım. Bugün bürokratlarımız rahat çalışmalı, bağımsız çalışmalı, Merkez Bankamız olsun, hakeza, Ekonomi Bakanlığı olsun. Yani biz zaten altın kurallarımızda 5-6 bağımsız bunlar var yani. Aynen, bağımsız ve güven. Güven esaslı. Politikalarımızda güven olmazsa olmaz ilkemiz olacak bizim. Politikalar günübirlik işlemeyecek. Gece yükselip inmeyecek. Başkanımız çok güzel bir şey söyledi. Cuma günü faiz artıyor. Cumartesi Merkez Bankası Başkanı değişiyor. Pazartesi borsa, diğer piyasalar alt üst oluyor. Yani faiz düşecek tekrar. Beklentisi oluşuyor. Bir ekonomide güven yoksa temel sağlam mı değil? Nasıl? Temeli mi sağlam değil? Ekonomi. Aslında ülke ekonomimizin temeli sağlam. Yani insanımız çalışkan, tasarruflarımız var. Fakat vatandaşlarımız bunu değerlendirmekten korkuyor. Yani şöyle söyleyeyim, basit bir örnek vereyim. Bilmiyorum arkadaşımız borsayı takip ediyor mu, etmiyor mu?
Mesela Cuma günü Merkez Bankası faiz politikasını açıkladı. Ona göre reel sektörde, borsada bir canlanma oldu belli sektörlerde. Cumartesi alınan karar neticesinde pazartesi bu sefer borsa allak bullak oldu. Böyle bir vatandaş tasarruflarını nasıl özel sektöre aktarsın? Yani burada şunu söylemek istiyorum Ayhan Bey. Bir ülkenin iki şeye ihtiyacı var ekonomide. Bir, tasarruf. İki, tasarrufun yatırımlara dönüştürülmesi. Şimdi vatandaş tasarrufunu hangi yolla yatırımlara aktaracak? Borsa yoluyla, peki, bankalar yoluyla. Burada devreye gireceğim. Buradaki sizin politika nasıl olacak? Bizim politikamız şu. Vatandaş politikalarımıza güvenecek. Tutarlı olacak politikalarımız. Vatandaş güvenecek. Eğer beklentilerimiz rakamsal olarak enflasyon beklentimiz olsun, faiz beklentimiz olsun, bunlar uzun vadeli, orta vadede tutacak, tutarlılık olacak. Beşli ekonomik politika rant çetelerine peşkeş çekilmeyecek bu ülke. O rakam yükselmedi mi hala? Beşli mi? O beşli kalıyor daha hala. Başkanımızın değindiği ayrı bir husus çok güzel bir şeyi hatırlattı. Yani şanlı verimsiz yatırımlar... bahsediyoruz. Hayır, memleketteki. Yani biz bedavaya paramızı vermeyeceğiz. 100 bin dolara yaptırdığımız işi, 20 bin dolara yapılabilecek işleri... Ya orada da vardır. Tabii onlar da bizim memleketin yani, bunu bu şekilde söylememek gerekir. Orada biraz daha bilmediğimiz konular vardır. Hoca, evet. Başkanım. Hocam zaten onlardan muzdarip Sayın Ahmet Davutoğlu, beşli çeteye rant yasasını çıkaralım diye partiden uzaklaştırıldı. Biliyorsunuz yani. Başkanım. Bakanlar yargılansın dedi diye başka konuya geçtim ama bunlar da etkili oldu bu ekonomiye tabii ki. Evet. Şimdi siz, ben bugün için rant yasası. Evet. Evet. Aslında başkanımız güzel bir noktaya olarak bahsetti. Sizin yeni kuruluş olarak bunu konuşmak gerekiyordu. Siz konuları kendiniz açtıkça açıyorsunuz. Teşekkür ederim. Açıyorsunuz yani. Vatan, evet, arkadaşımızın sorusu güzel bir soruydu gerçekten. Hep her konuda ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Yalnız şu var. Biz daha yeni bir partiyiz. Evet. Biz bu milletin ama oylarına talibiz ama. Bakın oy da vermeden burada biz şunları yapacağız dememizle olmuyor bazı şeyler. İnsanların da bize güvenerekten oylarını verip o zaman bize sormaları gerekiyor her şeyi. Bu güveni nasıl sağlayacaksınız? Biz oy almadan nasıl verebilirim? İşte önce güveni nasıl vereceksiniz? Var bizim güvenimiz. Neden? Hocamın doğruluğu, liyakati, bugüne kadar çalışmaları, bizde örgütlerimizdeki insanların liyakatli, düzgün insanlardan oluşması. Aynen öyle. İnsanlara örnek insanlar. Biz ikileştirmiyoruz bak Ayhan Bey. Hala bak biz soru sordunuz hatırlarsanız. Hep böyle şey insanlar oluyor. Mühendistir, tabii, avukattır bu, dediniz. Yani bu... Ben halkın içinden çıkan bir insan. Ben lise mezunuyum. Ama yıllarca işletme müdürlüğü yaptım. Ve kendi... çabamla geldim buraya. Demek istediğim şu etiket siyasi partide bir öne gelmek için araç mı? Bunu mu gözetiyorlar? Sizde de var mı bu? Biz şu anda görmedim ben. Bence bizim partide şunu bakıyorlar. Düzgün, akçeli işe karışmamış, bu vatana millete hizmet edebilecek insanlara baktıklarına inanıyorum. Aynen öyle. Peki o insanlar var mı? İlk etapta olmayabilir. Yani var ama var derken şöyle, aslında çok cesaretli insanlar var. Var. Var, yok değil. Bir vekilim biriyle zamanında bir program yapıyoruz. Son dahi konuşamıyor. Hayır dedim, siz vekilsiniz yani. Ya biliyorsun dedi yani, ülkenin geldiği nokta. Böyle bu durumlarla karşılaşıyorsunuz mu? Ben şahsen karşılaştım yani. Bu ülkede vekilin konuşamadığı bir durum var. Ya mali, çünkü yapamadıkları için konuşamaz. Ama ben şahsen bizim partimizde bugün biz kurulduk. O günleri nasip ederse benim vekilim kim olursa olsun konuşacaktır. Haklı veya haksız. Konuşmazsa zaten hata eder. Çünkü biz burada halka söz veriyoruz yani.
Ve biz bunu konuşturacağız. Çünkü haklı olacağız. Biz yemeyeceğiz kardeşim. Kimsenin hakkına... Şimdi bu da bu doğru bir cümle değil yani. Ortada olan bir şey yoktur. Yemeyeceğiz. Ben doğru olsun olmasın. İnsanlardaki görüş bu. Yani... Ben halkın görüşünü söylüyorum. Ben halkım. Çünkü insanlar oraya gidince hemen her şeyi aldı, izlenimi bırakmış bir siyaset. Biz bu siyaseti sileceğiz arkadaş. Ayağım ben. Peki şu sorusu. Toplumda en güvensiz insan. Birinci sıraya geçen bir araştırma yapmışlar. Siyasetçi girmiş. Yok. O ikinci sırada. Yani birinci sıraya din adamları koymuşlar. İkinci sırada siyasetçiler. Şimdi din... Üçüncü sırada diğer meslek kuruluşları. Din olayına girmek istemem. Nedense bunlar insanla kul arasında, Allah'la kul arasında olan şeyler. İnsan, bir insan dinine inanıyorsa, Allah'a inanıyorsa, peygamberine inanıyorsa, bir işi yapıyorken kimse görmese de Allah görüyor diye yapıyorsa zaten başarı gelir. O insan da ayakta durur. Benim felsefem, görüşüm budur. Ama sen nasıl olsa kimse görmüyor, ben bu dini istismar edeyim diyorsan zaten buradan bir hayır gelmez. Öyle mi Ömer Başkan? Öyle. Öyle siz başkanım. Yani ne düşünüyorsunuz? Ben bence din güvenilir bir din. Tabii burada din güvenilir, güvenilmez derken din adamları mı kastedilmiş? Nasıl bir şey o araştırma? Onu önce bir... Yani bu araştırmada toplumdaki en güvensiz insan olarak soru soruluyor. Çünkü hep dini bu alet olduğu için oldu. Araştırmayı... Bugün bir... Şimdi bunun doğruluk derecesi... Yapan kim onları da bilmek lazım. Çünkü... pek doğru bir çalışma olmamış bu konu. Bana bence da öyle geldi. Evet. Yani. Tabii biz onu bana o konular... Bana da öyle geldi. Hadi 3-5 tanesi için geçerli olabilir. Tabii. Yani kişileşmiş. Yani, belki şundan esinlenmiş olunabilir başkanım. Hani siyasete çok evet, şey oldu ya, konu oldu ya son zamanlarda. Belki mesela Ayasofya alındı. Evet. İstifa ettirdi imamı. Peki burada herkes yerinde mi durmalı? Yani herkes yerinde ve görevinde olmalı. Evet. Layıkıyla yapmalı. Sizin partiniz bu şekilde mi düşünüyor? Bizim partimiz herkes görevini, doğru mu başkanım, uygun, liyakatli insanların olduğu yerde düzgün ve kısa vadeli değil, orta vadeli, uzun vadeli plan ve programlara uygun çalışıyor olması. Burada kısa vadeli konjonktürde biz hiç kimseye konum verip konum alma veya görev dışı bir şeyler olsun olmasın gibi bir şeyimiz yok. Zaten bunlar olduğu zaman hayat akışında her şey düzelecektir Ayhan Bey. İnsanlar zaten kendine güvendiği zaman, evet, yani bir korku olmadığı zaman, adaletli bir şey olduğunda herkes görevini düzgün yapacaktır ve yaptığında da başarı gelir yani. Yani şu anda liyakat önde mi? Yoksa... Tabii soruyu biraz açarsanız Ayhan Bey, yani burada mı orada mı konusu biraz kapalı kaldı gibi de. Yani şunu söyleyeyim, hak eden kişi hak ettiği yerde mi? Ha, o bence değil. Liyakat hak etmektir yani. Değil. Mesela değil. Ben konuşmak istemiyorum ama Ömer Başkanım bence tamam bugün hak ettiği yerlere geliyor, Allah ona bir şey yapıyor ama devlet kademelerinde hak ettiği yerde olduğuna inanmıyorum. Devlet geçmiş evet. Mülakatlarda falan evet, bayağı bir sıkıntı yaşadım. Ben olduğuna inanmıyorum. Doğru mudur? Evet. Ben yanlış söylemiyorum. Yok bunu. Başkanım öyle doğru. Çünkü sizin ben buradaki çalışmalarınız, başarınız, liyakatınız bir yerde olmanız gerekmekteydi yani. Teşekkür ederim sizin başkanım. Sizin gibi insanların. Ama yani yakın örneğini verdim yani size daha ne söyleyeyim. İkincilikle bitirmiş, başarıyla okulunu bitiren bir insanın bence girdiği şeylerde girememesi. Şimdi şöyle konuyu değiştirelim de, hani liyakattan söz açılmışken, o kadar üniversite her yıl mezun veriyor belirli bölümlerde. Her bölümde 40 tane, 50 tane veya 100 tane tabii mezun veriyor. Bazı bölümler var ki oradan bir kişinin şansı olabiliyor, olmuyor.
Bunlar için ne yapacaksınız? Şimdi benim çocuğum da üniversite mezunu. Örnek vereyim yani. Tamam, bak şimdi. Ama kendi işini kurdum. İlla devlet dairesi olması gerekmez insanlara. Ben bu fikirle de ama insanlar o şekilde bakıyor. Yok, bakın başarılı olmak, bir yerlere gelmek, yani illa devlet dairesinden geçmez. İnsan çalışkan olursa, bilgili olursa her yerde başarılı olabileceğine inanan insanım ben. Bugün Ömer Başkanım olduğu yer. Ben yarınları daha başarılı görüyorum. Belki de girmediğine şey yapacak Ömer Başkan. Yani, tabii orada okumak, üniversite bitirmek, bir yere girmek olmamalı bu memlekette. İnsan olmak, ahlaklı ve bilgili olmak gerektirir. Ben bunu bilirim. Ben bugün okumak istesem ama okurum. İnsanlarımızın yani yapısında mı desem artık eskiden beri bir işte devlete sırtını dayada sağlam maaşın olsun. Bir ondan garanticilik, ziyade, garantilik sistemi var yani. Şu anda halen daha abi, o var. Aynen var. Şimdi biz biliyoruz yani çoğu kişileri araya sokup da işe girmek insan isteyenler var. Bak ben siyaset yaptığım zamanlarda bile hiçbir kimseye benim çocuğumu alın dememişimdir. Demem de. Şimdi siz dememişsiniz de bunun üzerinde bakın, oynayanlar çok ama var. Ama yönlendirmişimdir çocuğumu. Şimdi yönlendirmek de önemli. Evde sen bir yere girecek diye çocuğunu otursun. Bu da bir yanlış. Yanlış mı Ömer Başkan? Ya tabii o soru olarak Ayhan Bey'in orada politika esaslı bir sorusu oldu da. Ama bu halkın içindeki de olay bu. Ama gerçek görüşler bu. Ha, bunlara da istihdam sağlamayacağız diye bir şey yok. Bakın onda da haklısınız. Şimdi bu nasıl söyleyeyim, üniversite bitirmiş insanlarımız, bilgili çocuklarımız, yarınımızın gelecekleri. Size bir şey söyleyeyim mi? Çok zeki çocuklar boş. İş kafa boş. Hayır, gelecek iş gerekli eğitim yok. Yok. Ayhan Bey, ben teorik olarak Türkiye'deki eğitimin iyi olduğunu düşünüyorum. Fakat istihdam alanı, başkanımızın dediği gibi istihdam alanı kamuda sınırlı. Özelde ise çok böyle korunaklı değil. Yani şimdi eğitime girersek eğitim de farklı olmaya başladı. Özel sektörde her iki yılda bir yılda şey değişiyor, müfredat değişiyor. Evet. Tabii öğretmenler de buradan mağdur durumda. Evet. Yani buraya da bir değinip geçelim. Ben yakinen öğretmenlerle de konuşuyorum. Müfredatın değişmesi yani eğitim şey değişiyor yani. Yani müfredatla sürekli oynuyorlar. Oynuyorlar. Bu da tabii öğretmenlerde bunaltı yaratıyor. Çocuklara eğitim bir değişiyor yani şeyler. Tam eğitim olmuyor. Tam eğitim olmuyor. O zaman evet. O daldan o dala gibi bir şey çıkıyor. Tabii o zaman da sizin dediğiniz gibi öğrenciler meydana geliyor. Yalnız her şekilde gençlerimizde iş imkanları ve olanakları oluşturulmalı. Bu konudaki düşüncemiz bu. Bunu da biz parti olarak fakat sektöre yani kamu veya özel sektöre hızlı entegrasyonunu sağlayarak yapacağız. Artı yapay zeka ve inovasyon alanları var. Farklı sektörler var. Bunları kendilerini özel sektörde daha güvende hissedecekleri iş sözleşmeleri. Partinizin birinci programı neydi? Birinci maddesi. İnsan olurum. İnsan olurum. Evet, insan buna olurum. Dayalı olarak bir soru soracağım. Maneviyat nasıl olacak? Maneviyat hakkındaki görüşleri nedir partinizin? Ayhan Bey, bu çok spesifik bir soru oldu bence. Maneviyat biraz bireysel bir konudur değil mi başkanım? Evet. Hayır, biraz şöyle insanın kendi açar mısınız biraz? Şimdi insanın şimdi yanlış bir şey söylemiyorum. Kendi maneviyatı ayrıdır. Bir de toplum maneviyatı vardır. Evet. Şimdi bizim bildiğimiz adalet sistemi sadece adliyede yürümez. Evet. Bunun toplum adaleti vardır. Bir de töre adaleti vardır. Maneviyat burada topluma girer. Yani manevi olarak, program olarak ne düşünüyor? Partinizin böyle bir insan onuru dediniz ya, aklıma geldi. Oradan böyle bir toplum maneviyatı hakkında.
düşünceleri nelerdir? Veya ilkeli insan diyebilir miyiz başkanım? İlkeli insan yetiştirmek hacım başkanım diyebilir miyiz? Yani... Şimdi bence yani bu ülkenin kalkınması içinden başlayarak söyleyelim. Hani maneviyat ikinci plan olmalı. Başarı zaten şey getirir. İlkeli insan. Evet, aynı ona geliyor zaten. İlkeli insan yetiştirdiğimizde biz zaten partimizde de gençlerimize verdiğimiz buradaki gençlik kollarımızda, toplantılarımızda verdiğimiz eğitim ve onlara davranışlarımızda zaten bir ahlaki eğitim veriyoruz burada. Ve düzelen arkadaşlarımız var. Yani saygıda, işlerinde ben dikkat ediyorum. Bizim gençlerimiz, Gelecek Partisi gençleri bizlerden feyiz alıyorlar. Yani bizim davranışlarımızdan, maneviyatımızdan örnek alıyorlar. Bence bu da güzel bir şey. Yani topluma bir yerden başlıyoruz yani. Aynen öyle. Şimdi şu andaki sistemden memnun muyuz? Hayır. Cumhurbaşkanı sistemi. Hayır. Parlamenter sistemi hakkında neler düşünüyorsunuz? Gelecek Partisi olarak mı? Şimdi burada başkanım özür dileyerek söylüyorum. Buyurun. Konuya girmek istiyorum. Tabii. Şimdi başkanlık sistemi doğası gereği aslında biraz daha ileri, olgunlaşmış bir sistem. Fakat mevcut Türkiye'deki haliyle bunun kurucusu John Locke'tur. Hükümet Üstüne İkinci Tez adlı kitabında John Locke başkanlık sistemine değiniyor. Yalnız şu anki Türkiye'de uygulanan başkanlık sistemi John Locke'un tezini çürütmüş. Yani John Locke başkanlık sistemini daha olgunlaşmış, daha ileri bir demokrasi anlayışı diye anlatıyor Hükümet Üstüne İkinci Tez adlı kitabında. Fakat Türkiye John Locke'un bu tezini çürüttü. Ayhan Bey, çürüttü. Evet. John Locke'u yanılttı. Yanılttı. John Locke şu an mezarında rahat uyumuyor desek yeridir. Çünkü başkanlık sistemi kurumların... Yani icadı yapanın kişiyi çürüttü mü? Çürüttü. İcadı yapan kişi şunu söylüyordu başkanlık sistemiyle ilgili. Bu en olgun sistem, en pratik, en hızlı sistem ki zaten başkanlık sistemi ilk anlatıldığında da evet, hızıyla, işte pratikliğiyle, kamuda işte bürokrasiyi azaltmasıyla anlatıldı. Doğru mu başkanım? Evet. Ben şimdi bakıyoruz istikrarsızlık. Ben anlatırken o zaman. Evet. Şimdi öz eleştiri siyaset yaparken milletvekillerinin halka gelip çalışacağını anlatmıştık. Evet, kurumların halkın, hızlı çalışacağı. Evet, halkın içinde olup buradaki sorunları Ankara'da daha onların hızlı savunacağını, onların çıkaracağını biliyordum. Ama ben onların el kaldıracağını bilerek anlatmadım. Benim yani, anlattığım şey buydu. Kurumlar hızlı çalışacaktı. Ama milletvekillerini hiçbir zaman göremedik. Yani zaten başkanlık sistemiyle... Yani siz parlamenter sistemden yana mısınız? Şimdi biz önce başkanlık sistemimize bir cevap verelim. Ondan sonra oraya da geleceğiz. Şimdi başkanlık sistemi normal şimdi, haliyle... Neydi? Normal halini söyleyeyim. İcatçıya gittik. Bir türlü yani bu... Geleceğiz. Geleceğiz başkanım. Geleceğiz. Başkanım özür dilerim ama devam edebilir miyim? Tabii sen... Ha. Şimdi biz John Locke'u çürüttük mevcut sistemimizle. Biz başkanlık sisteminin olumlu yönlerini de biliyoruz, olumsuz yönlerini de. Şimdi örnek vermek istiyorum. Ateş yararlı mı, zararlı mı Ayhan Bey? Ateş de bilmez ki. Hem yararlı, hem yararlı, hem zararlı. Bak, ama dedim ki ateş bilmez nasıl yaktığını. Evet. Yani bu evet, icatçı kişi de çürüdü. Çürüdü, aynen çürüdü. Şimdi başkanlık sisteminin elbette ki faydalı yönleri de var. İyi yönleri var fakat... İyi olmadığı yönü de vardır. Ateş gibi. Şimdi ateşi yemek pişirmek için kullanırsan nasıldır Ayhan Bey? Yararlı. Evet. Ama bir evi yakmak için kullanırsan zararlı. Zararlı. Bu da onun gibi. Başkanlık sistemi Türkiye'ye entegre ettiğimizde faydası olmadı. Olumlu yönlerini şey yapamadık, uygulayamadık. Fakat parlamenter sistem konusuna gelirsek zaten başkanım yakın zamanda biz parlamenter sistem deklarasyonumuzu yaptık. Evet. Partilere de talepte bulunduk. Ortak çalışalım üzerinde diye. Evet. Parlamenter sistem bizim geniş katılımlı parlamenter sistem modeli. Yani çoğulcu demokrasi anlayışıyla. Yasama, yürütme, yargı, tabii erkleri, denetim. Aynen öyle. Her biri bağımsız.
çalışmasını yapan. Şimdi buradan bir arkadaşımız soru sormuş. Gerçi bunu ben herkese soruyorum. Benim de sorduğum bir soru. İstanbul Sözleşmesi hakkında ne düşünüyorlar demiş bir seyircimiz. Başkanım, İstanbul Sözleşmesi'nin özür dilerim ama başkanımız isterse kendisi şey yapsın. İstanbul Sözleşmesi başkanımızın da bildiği gibi biz politik olarak bir kurallar setinin tamamına karşı değiliz. Yani içinden İstanbul Sözleşmesi'nin içinden gerçekten bayanların haklarını koruyan, kadınlarımızın haklarını koruyan uluslararası evrensel nitelikteki kurallar var. Bunlar zaten İstanbul Sözleşmesi haliyle değil, normal mevcut medeni kanun düzenlemelerimizle, kendi hukukumuzla da sağlanan, korunan haklar. Fakat evrensel nitelikte bir sözleşme olduğu için bu kamuoyunda çok büyük bir ses getirdiğini düşünüyoruz. Şeyde, sizin partinizin görüşü nedir bu konuda? Bizim partimizin işte kural bazlı görüşü var. Yani tamamına karşı değiliz biz İstanbul Sözleşmesi'nin ama evet. Genel anlamda da hani bayanlarımızın, kadınlarımızın İstanbul Sözleşmesi gibi evrensel nitelikteki kanunlarla, sözleşmelerle korunması taraftarıyız. Yani bu İstanbul olmaz, yeni evrensel nitelikteki başka bir sözleşme olur. Fakat o konuda dediğim gibi yani kural setinde bazı şeyler var. Uygun görmediğimiz maddeler var. Ama geneline sirayet etmiyoruz parti olarak bunu. Bu arada sevgili seyirciler, bu arada mesajlar okuyorum yani, o yüzden hani bakmıyorum diye avutmayın. Sizden gelen baya sorular var. Hatta Ankara'dan dahi sorumuz var. Erhan Bey, sorunuzu aldım, özellikle soracağım. Serhat Bey, ileriki günlerde bu soruların cevaplarını alacaksınız. Yani sonki gündemde 104 general hakkında bir soru sorulmuş da onunla ilgili değil programımız şu anda. Sadece anlamadım. 104 general hani açıklama yaptılar ya. Ben şuradan pay biçeyim. Cevap verebiliriz. Verebilirseniz tabii. Buyurun yani. Yani şöyle, bilginiz yoktur diye ben... Var. Yani şimdi 104 general yanlış yapmıştır. Ama bu bir darbe şeysi değildir. Ben şahsen bu 104 generalinde fikrinin alınması çağrılıp konuşulabilirdi. Bu ülke bizim hepimizin yani. Yani neden rahatsız olduklarını sorulabilirdi. Bu amiraller hizmet etmiş insanlar. O zaman zarar vermiş bir şeyleri varsa çalışırken tamam. Bizim de Gelecek Partisi olarak aynı fikirde yani genel merkezde. Ha, ama hemen darbeci diyerekten de yargılamak doğru değil. Doğru değil. Diğer bir sorumuz var, Erhan Bey'in sorusu. Mevcut sistemdeki ekonomiyle devam mı edersiniz yoksa... Soru kime başkanım, onu da söylersiniz. Soru uzak yerden, evet. Soru Ankara'dan. Evet. Onu söyleyeyim. Karıştırdım bak. Ankara'da. Mevcut ekonomiyle mi devam edeceksiniz yani, yoksa adil sisteme mi geçeceksiniz? Yani bu soru biraz şey olmuş. Adil yani. Sistem rahmetli Erdoğan'ın hocanın sistemidir. Evet. Hacim Bey, siz yakından bunu bildiğinizi düşünüyorum. Tabanlı olarak oradan geldiğinizi düşünüyorum. Oradan gelmedim. Ben öyle düşünüyorum. Görüntü onu veriyor. Evet. İngiliz'in olduğunu diye düşünüyorum. Ama adil düzen... Yani sizin aslında Uşak'taki... Rahmetli'nin de bugün ben şuna da... Şunu söyleyeceğim. Uşak'taki kurucuların çoğusu adil düzenden geçiyor size. Evet. Yani fikri benimseyenler... Şöyle bir şey söyleyeyim. O soru oradan geldi. Adil düzen... hocam rahmetli çok mücadelesini verdi. Ve ben bunu çalışırken de gördüm adil düzeni. İlk asgari ücreti farkındaysanız Erbakan hocam yapmıştır başbakan olduğunda.
bu insanlara refah düzeyini ilk yükselten insandır yani, asgari ücret vererekten, yüksek vererekten. Doğru mudur? Doğrudur. Adil düzen... Memur, emekli. Evet. Ve biz asgari ücretten gösterirken o zaman müfettişler göndererekten biz asgari ücretin üzerinde maaşlar veriyorduk. Asgari ücret üstünde gösterilsin diye müfettişler göndermişti fabrikalara Ankara'dan. Bunu Erbakan Hocam yapmıştı. Asgari ücretin üzerinde biz maaş veriyorduk. Üzerinde... Ama asgari ücret gösteriyoruz. Hı. Bunu takip için müfettişler göndermişti Uşak veya bütün illere. Yani insanı için çalışmıştı memleketi. Hani asgari ücretten değil de aldığı aylıktan gözüksün Bodro'da diye. Sosyal ekonomik. Sosyal. Evet, sosyal güvence. Güvence. Yani emekli olduğunda bugün bir insan 1500 lirayla emekli oluyor. İşte adil düzen bu değil. Bence hocam bunları yapmak istemişti. Bugün bir emekli 2800 lira asgari ücret biliyorsunuz. Ben 2000 lirayla bugün emekli olan bir insan 1700-1600 lirayla emekli oluyor. Nasıl geçinir? Yani olayı adil düzenden geldi diye buraya getirdim. Yani seyircimiz aslında şunu söylemek istemiş, sormak istediği konu mevcut şu andaki sistemle ekonomik sistemle devam mı edecekler, yoksa Erbakan Hoca'nın havuz sistemi gibi bir sistem mi kuracaklar? Serbest piyasa sistemini uygulayacağız. Ya o evet, serbest piyasa mevcut sistemi uygulayacağız. Ama adaletli olacağız. Sistemi. Evet. Ama bu çok güzel. Evet. Aynen. Burada da Ankara'da da bunu ileride inşallah Allah bize ömür verir. Bir daha karşılaşırız. Seçimlerden sonra bir yere geliriz. Eğer biz de bir şey yaparsak bu soruyu not edin, sorun. Hadi Hacim Bey, adaletliydiniz. Nerede kaldı adaletiniz diyebilirsiniz. Biz sorularımızı unutmayız. Tamam. Biz de unutmayız. Soruyu zamanı geldiği zaman burada bunu sormuştuk. Biz de insanlara zamanı geldiğinde kimseyi kırmadan cevabını veririz. Evet. Ama ben rağmen bu ülkede de şu var. Keşkeler var. İşte hocamın o zaman rahmetlinin kıymetini bilmeyenler öldükten sonra vah 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 işte bu adam çok değerliymiş. Ben hayatım boyunca keşkeleri atam, çocuklarıma da keşke dememek için iyi düşünün, iyi hareket edin, yanlış yapmayın, iyi insanları hep takdir edin, başarıya gitsin diye yönlendirmişimdir. Bakın, çünkü oradan ders almışımdır Erbakan'dan. Rahmetli Muhsin Başkan, yad ediyoruz yani, bugün bakıyorum herkes Muhsin Başkan böyle, Muhsin Başkan şöyle, kaç oy aldı? Sağlığında kim destek verdi? Buradaki aslında büyük bir kayıp mı? Evet. Peki bu neden başarısızlık? Başarısızlık değil. Bizim insanımız biraz daha böyle, nasıl söyleyeyim? Başkanım ya, kamuoyuyla yeterince temas kurmak lazım. Sıcak ilişkiler ve teşkilat altta yapısı burada. Teşkilat önemli bir husus burada. Yükselmeyecek. Bireysel kazanılmıyor. Evet. Teşkilatlar çok önemli. Bugün AK Parti, yani oraya geliyorum, yani isim nasıl kazanıyor? Sadece Cumhurbaşkanı neydi? Bak açıkça ne söylüyorlar? Evet. Liderler. Eğer yerel yönetimlerine bakarsanız kimse oy vermez. Ben açıkça ne söylüyorum? İstersen çıkalım, bir başkanı Uşak'ta seçim yapalım. Kim daha şey alacak bir bakalım. Reyt. Bu çok iddialı. Evet, iddialıyım. Bu konuda iddialıyım. Çok iddialı bir cümle. Çünkü ben halkın içindeyim. Ben evine gidip onlarla yemek yiyebiliyorum. Ben onların evine her gün gidebiliyorum. Dertlerini elimden geldiğince hangisi, ben gösteriş de yapmıyorum ha. Benim reklamım da yok. Şuraya gittim. Sadece bakmayın ben oraya girdim diye çekti köylü kardeşlerim. Hangisi hayvanların içinde köylüsünü ziyaret edebilir? Biraz önce sorduğumuz sorunun sahibi size özellikle teşekkür ediyor. Sağ olsun. Kendisi Saadet Partisi 2011 dönemi Ankara 1. bölge 5. sıra milletvekili adayı Erhan Albayrak.
Bu cevap verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. İktidara geldiğiniz diye diyor. Erbakan'ın hocanın yapmak istedikleriyle devam ederseniz çok çok memnun olacağız şimdi diyor. Şimdi kimse bilmiyor. Özellikle ekonomi modelini ondan alırsanız. Hocam Erbakan'ın da hocası. Biliyorsunuz değil mi? Erbakan hocamla da, Ahmet Davutoğlu hocam Erbakan'la da çalışmıştır. Kimse bilmiyor. Bak geçen açıkladı. Ben paylaşımlar yapıyorum insanlara. Ben dinlemelerini isterim Facebook'ta. Ben hocamı her gün gece dinliyorum. Bakın o muhtıralar da yanında olan, ben profesör olacağım demiş hocam. Ama baktım ki diyor zor zamanlarında yanında olmam gerekiyor diyor. Aynen. Siyasete geri geldim diyor. Bakın Erbakan hocanın yanında olmuş. Erbakan'ın elinden su içmiştir yani nihayetinde. Aynen. Bir şey, Kenan Bey konuları kaymıyor. Aslında konu konuyu açıyor da orada anlamıyorsunuz. Takip edin birazcık daha. Takip edin derken konuyu açtığı için orada bir karışıklık olabiliyor. Konu tam yerine varmayı tabii yani artık bir dakikada da olabilir. Tabii hepsi yetişmiyor. Sorular çok olduğu için yanıtlamakta sorun oluyor. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi bir yani. De zaman geçiyor. Yani her bir konuya şey yapamıyoruz yani vakıf evet. olmak zor. Herkesin zamanı var. Şimdi şunu soracağım. Özellikle yani bölgemiz Uşak olduğu için Uşak halkı Gelecek Partisi'ni nasıl karşılıyor? Yani bu arada kurulmuş partiler de var. Bunları da ilave edeyim. Bayağı bir bölünme olduğu gibi bayağı bir oy bölünmesi gibi oldu. Yani bizim şimdi gördüğümüz biz, kadarıyla. Şöyle ben cevap vereyim. Ömer Başkan'ın da varsa istersen Ömer Başkan versin. Yok başkanımız buyurun. Biz düzgün olursak insanlara kendimizi güzel anlatırsak biz burada veya ülkenin her yerinde başarılı olabileceğimize inanıyorum Gelecek Partisi olarak. Çünkü bizim liderimiz yani Ahmet Davutoğlu, üstüne basa basa söylüyorum. Bence liyakatlı, bilgili. Yani burada bunun üstüne basıyorum yani. İleri düzeyde. Aynen. İnsanlara yukarıdan bakmayan bir lider. En önemlisi. Ben yakinen tanıma nezaketinde bulundum. Beni bir sefer iki sefer gördükten sonra hacim başkanım diye hitap edebilen bir insan. Yerinden kalkıp hemen gelip önemli bir şeyde bakan parti içerisinde samimi. Çok samimi bir liderimiz var. Her şeye vakıf olan, hataları bile yani kendisi çözmeye çalışabilen, her yere yetişmeye çalışabilen ve en önemlisi ülkenin bu zor şartlarını bilen bir insan. Aynen öyle. Ve taşın altına elini onun için koymuştur. Buraya basarak söylüyorum. Ayhan Bey. Şimdi burada bir çiftçimiz soru sormuş özellikle. Buyurun. Çiftçiler için ne gibi projeleriniz var diye çiftçiler sormuş için, arkadaşımız Halil Bey. Çiftçiler için... Siz de bir çiftçi olarak herhalde sorunun tam içerisindesiniz. İçerisindeyim. Ben gübrenin yani girdilerle çıktıların farklı olduğunu düşünen bir insanım. Mesela biz yakıt, mazot işi gemilere bugün 2 liraysa burada 6 lira. 6000 bugün mazot 6.59. Bir çiftçinin kullandığı mazot. Ama gemideki yatta 2 lira. Bu nasıl oluyor Hacim Bey? İşte ben de onu öğreneceğim artık. İktidar olduğumuzda onun cevabını soracağım. Hiçbir tahmininiz yok mu yani şundan kaynaklanıyordur diye? İşte biraz önce bir şey söylediniz. Ben ona istinaden bunu söyleyeyim ama belki yanlıştır. Kaynakların verimsiz kullanılması. Ama işte nasıl? Bu ekonomik kaynak. Hani hep zenginlerin bu siyasette oraya gelerekten kendilerine diye ben kendi şahsım bu. Düşünüyorum. Yani başka türlü çıkama şansım yok. Çünkü neden bir garip düşünülmüyor? Gemi mi çok, üretim mi olması gerekiyor bu insan? O tüketim. Ama burada üretim neden desteklenmiyor? Üretim olmazsa bu ülke nasıl kalkınacak? Ha gübre, ben çiftçiye gübrenin Gelecek
Sayın hocamdan da iktidar olduğumuzda bunu değerlendireceğim. Bu İstanbul bu yapılmasına karşıyız. Ben onun yapılacağına Kanal İstanbul'un karşıyız. Onun yapılacağına ben gübre fabrikasının devlet tarafından kurulup köylüye sağlanması taraftarıyım. Ben üretimin artacağını... Gübre fabrikamız yok mu? Yok. Türkiye'de? Yok. Olsa gübre bugün 130 lira daban gübresi, bugün bahar gübresi 170, dap gübresi 250 kusur lira. Yani ben girdilere bakıyorum, çıktılara bakıyorum, elektrik parası. Şimdi sulama var, silaj suluyor. Adama 50 milyar, 30 milyar aylık su parası geliyor. Şimdi bu arada da Halil Bey'in sorduğu projeleriniz nelerdir? Bunu atlamayalım, zamanımızın da sonuna tabii geliyoruz. Evet. Son 10 dakikamız kaldı. Öyle bir şeyde kalmasın. Abi üretim arttırmak için yatırımlara, desteklere çok önem vereceğiz. Mesela bazı ısıyla olan yerler var. Seracılık gibi. Tarımı değişik üretilebilen şeyleri yani köylümüz şu. Bu sene şunu ekti, kazanmadı. Devlet buna daha çok destek verecek abi. Mesela ayçiçek yıl. Nasıl arttı? Bir anda değil mi? Evet. Eken yok. Destek vermediği için insanlar ekmedi. Ama bazı arkadaş yani çevrede de görüyoruz, duyuyoruz da. Öyle insan varmış ki yani özellikle doğuda. Evet. Ektim gösteriyormuş. Belirli bir ücret ödüyormuş. O zaman o da devletin ayıbı. Beni burada takip ediyor. Ben ne ektiğimse onun şeysini veriyorum burada. Yani ben ekmediğim yere nadas gösteriyorum. Yani özetle şey başkanım, girdiler konusunda evet, desteklemeler evet, yapılacak. Onları yapacağız. Girdi çok konusunda. Yüksek. Evet. Aynen, ve bu yüksek gübre ve bu mazot konusunda da Sayın Genel Başkanımla da istişare ederekten inşallah bir iktidarda veya bir yere ortak veya şey olabilirsek, gelirsek Allah insanlar bize bir şans verir de bu çözümü kavuşturacağım. Bu köylüye üretimi arttıracağım. Yani gerekirse Ankara'da yatacağım. Anlatacağım hocama. Projelerimizi anlatacağım. Çünkü üretim böyle olur. Bir kişiye destek verip, evet, bir kişiye destek verip bir kişiye vermemek. Köylü adam, öbürkü zengin, ona çok vermek, buna az, o zaman öbürkü kaybolup gidiyor. Ayrıca ithal konusunda düzenlemeler evet, getireceğiz. Bu da önemli bir konu. Süremizin sonuna yaklaşırken evet, son bir soru da sorayım size. İttifaklar konusunda ne düşünüyoruz? Evet başkanım, sırayla mı nasıl cevaplayacağız? Soruyu ben Gelecek Partisi'ne şimdi sordum. Memleketin geleceği doğrultusunda zamanı geldiğinde ittifaklar yapılacaktır. Kaçınılmaz ama doğru kriterlerde. Konu bazlı bir konu de. Bazlı. Konu bazlı. Mesela parlamenter sistemde değil mi başkanım? Evet ama hocamın fikri kendisinin bu ülkeye aday olması. Yani Tek başımıza. İktidar olmak. İlk hedefimiz bu. İttifaktan ziyade tek başına. Evet. Yani bir de konu bazlı ittifaklar olur değil mi başkanım? Tabii. O da olur. Parlamenter sistem, tabii, demokrasiye dönük, ülkenin önünü açacak ülke için olan her şeye. Konu bazlı ittifaklarımız her partiyle olur. Her partiyle. Çünkü olur. Konu ülke ise gerisi teferruat. Gerisi teferruat. Biz bu ülke için varız. Aynen öyle. Nokta. Son sözlerinizi alayım. Ben koydum. Sayın Oğlu'da, Sayın Biz Ergen'e. İlk önce size çok teşekkür ederiz bizi kabul ettiğiniz için. Böyle bir nezih mekanda, böyle bir kurumsal ben beklemiyordum açıkça. Ve çok güzel bir program. Bir aile ortamında. Çok teşekkür ederim. Allah yolunuzu açık etsin derim Ayhan Bey. Ben de yayınınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum Ayhan Bey.
Bu yayın vesilesiyle tüm Uşak halkına selamlarımızı, evet, saygılarımızı iletiyoruz. Gelecek Uşak için, gelecek Türkiye için, evet, diyoruz. İnşallah geleceğimiz güven altında olacaktır. İnşallah. Uşak halkı da bizden haberlerimizi beklesin. Programımızın sonuna geldik sevgili seyirciler. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Daha konularımız detaylı olacak, daha gündeme dokunabilir. Sizler sadece Kanal 64'ü takip edin. Sosyal medyada normal yayınımızı da izlemek isterseniz kanal60.com.tr'den yayına geçeceğiz. Buradan da izleyebilirsiniz. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.